Güzel canım. Ee, bu görüntü, sefer görüntü numarası yapayım mı? <laughs> bu daha çok sana bir şey olmuş ve sonra dolmuş numarası oluyor. <laughs> Hocam do, toplantıda bunu çok yapıyorum mesela. <laughs> Konuşmaktan sıkıldım ya da lafı unuttum diyelim böyle kalıyor. <laughs> Güzel taktik. Neyse bunu da bedavadan önce Canan'a hizmet olarak vermiş olalım <laughs> <laughs> güzel beceriyorsun. Bu da benim çalışmam lazım. Bakayım ben o... Bir... Tabii. Şimdi oldu bak. Şu anda tam görüntü dolmuş gibi oldu. Ama yüzü falan <laughs> Bak böyle. Hiç bozmuyor. <laughs> İki tane koca adam Zoom'da görüntü dolmuş oynuyoruz. Farkında mısın hocam? Ama abi yeni oynuyor. dönemin getirdiği şeyler bunlar. Nasıl diyelim? Be, beceriler yani. Yeni dönem becerileri. Bunları <laughs> edinmek lazım. Bir arada telefonda telefon çekmiyor geyiği vardı ya. C Tabii tünele girdim falan filan. <laughs> Güzel canım. Neuroscience ile iletişimi bir araya getiren bir bakış açısıyla bir soru sormak istiyorum sana. Tarihsel anlamda insanlığın nasıl geliştiğine baktığımızda iki tür eylemi belirgin şekilde kullanıyor. Bir tanesi itmek, bir tanesi çekmek. Çekmeyi sevgi, itmeyi de savaş diye pozisyon pozisyonlayalım. Yani hani ilgi gösterme ya da kendinden uzaklaştırma isteği. Fakat iletişim olarak genel, özellikle kalabalıklaşmış topluluklarla beraber bir arada karşılaştırdığımızda savaşın bizim kültürümüzün ana temalarından bir tanesi olduğu kaçınılmaz görüyorsun. Yani hani hala savaş güdüsünü, savaş kelimesini, savaşmayı hani bir başkasını ötekileştirerek onun üzerinden bir şey pozisyonlamak bizim ana bakış açılarımızdan bir tanesi ve iletişimin de kaçınılmaz düvelerinden bir tanesi oluyor. Bu ister istemez ülkeleri işte zamanda saçma sapan ayırmışız ırklar falan diye başlık altında. ...işte coğrafyalara göre bir şeyler ayırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ve onlarla savaşıyoruz. Ve hani bu savaşma şiddetinin biçimi devamlı değişmekle beraber bu savaşma mahallelere, işte futbol takımlarına yani hani şiddeti ve tavrı tarzı değişiyor ama hani o rekabet koşullarına inen yumuşatılmış halleriyle beraber toplumun tüm yapılarına kadar da aksediyor. Savaşa bu kadar ihtiyacımız var mı? Halbuki mesela öteki tarafta bunu da özellikle anlatmak istiyorum. Bu sorunun çünkü zemininde gizli önermesinde böyle şöyle bir talep var, şöyle bir istek var. Toplumların ekonomik olarak, e, zihinsel, duygusal olarak Huzura ermesinin ana koşulu birbirlerine ayrışma, çatışma koşullarını mümkün olduğunca en aza indirmek, minimali indirme hali. Biz toplum olarak 80 milyon olarak organize çalışmayı başardığımızda ekonomik olarak çok yüksek bir katma değer oluşturuyoruz. Artı değer grubu oluşturabiliyoruz. Ama biz bunu ne kadar kültürel olarak bölümlersek, parçalara ayırırsak, o, bu ya da bir şeyler savaşma güdüsüyle parçalarsak, büyük kalabalıklar halinde organize olamadığımız için ürettiğimiz artı değer grubu da gittikçe düşüyor. Yani karlılığı düşüyor yapının. O yüzden iyi sistem kurabilen, adil bir mekanizma ile topluluğun tümüyle beraber dengelenmiş bir sistem kurabilen, o sisteme inanan insan çokluğuna uygun bir şekilde daha karlı, yüksek potansiyelde gelir elde edebiliyor. Kurulamayanlar da kuramayanlar da kendi içinde parçalanıyor, küçük yapılara gidiyor. Bu savaşma güdüsü bizde nasıl oluşuyor, neden geliyor, niye biz bunu denetleyecek, bu güdümüzü denet, dengeleyebilecek bir öğrenmeyi, eğitimi organize edemiyoruz? Kocaman bir soru. Eğitim şart abi. <laughs> ee, canlılar niye kavga eder, niye savaşır? Ben hep buradan başlamayı biliyorsun seviyorum. Bizden sonra hatta bizle de denk diyelim yani pek sonra değil onlar da fena değildir. Şempanzeler çok gaddar e, savaşlar yapıyorlar. Birbirlerinin canını okuyorlar ve amaç bir alan ve kaynak muhafazası, iki eş muhafazası. Yani topluluğun içerisine oradaki alfa erkeğin genlerine halel getirecek yeni genler katılması yani alfa dişinin ya da beta dişinin alfa erkeği aldatması ihtimali bir çok büyük arıza çıkarıyor. Bakınız Truva savaşları. Yani şempanze değil ama onlar da farklı bir primat türü neticede. Ve kaynak muhafazası. işte bakınız en son Trump'ın söylemleri. Yani işte duvar öreceğiz bilmem ne yapacağız. Geleni yakarız. Tabii sadece İrlanda'da oluyor böyle şeyler. Bizde olmadığı için genellikle hep biz İrlanda'yı örnek veriyoruz sıklıkla. Bugün de oraya çok fazla başvuru yapacağız. Gelişmekte olan ya da az gelişmiş topluluklar kaynak ve gelecek telaşı içerisindedir. Böyle toplumları bir arada tutan şey bir öteki ki ona karşı savaşma, büyük bir savaşa dayalı ülkü, herhangi bir fikri ya da sana ait olan bir değeri dünyaya kabul ettirme gibi bir takım ülküler etrafında toplanıp hareket etme gelişme dönemindeki ya da daha ön dönemdeki topluluklar için çok anlaşılır bir şeydir. Mesela ilk imparatorluklar bilmem neler hep böyle büyük dini hikayeler üzerine yerleşirler. İmparatorlar hep ya tanrının yeryüzündeki temsilcisi ya tanrının direkt gölgesi ya da kendisidir. İşte Mısır yöneticilerinde olduğu gibi. Dolayısıyla onların etrafında örgütlenmiş olan insanlar artık e, maddi yoklukları, kişisel özgürlükleri, efendim kendilerini gerçekleştirme, yaratıcı bir faaliyetler ortaya koyma falan gibi dertleri bir tarafa bırakarak rahatlıkla o toplumda o savaşın gönüllü hatta cengaver birer üyesi olup kendilerini e, seve seve ateşe atabilirler ve böyle bir sistem ancak bu şekilde sürdürülebilir. Biz çok yakın zamana kadar işte savaşçı asker bir toplum olarak zaten bunu yaşamış topluluklardan bir tanesiyiz. Osmanlı ağırlıklı olarak savaş ekonomisine sahip bir ülke. Bir imparatorluk ve bu imparatorluğun çöküşü ne zamana denk geliyor? İşte dünyada aydınlanmanın ve milliyetçilik akımlarının etkisiyle işte bir takım değişimler olduğu bir dönemde Osmanlı yönetimi ya da genel olarak felsefesi diyelim bu sistemle çok uyuşamadığı için bu akımlarla mücadele edemiyor bir şeyler oluyor. Hepimizi anlatıyorlar zaten tarihte. Yani aslında doğal 600-700 sene yaşamış bir imparatorluğun bir yerde de dağılması lazım normal ama yani her ölümün bir sebebi var. Bu ölümün de belli sebepleri var. O ekonomi modern dünya dediğimiz şey kurulurken çalışmıyor bir şekilde. İşte ulus devletler ortaya çıkıyor falan filan. Şimdi de onların da çözülmeye başladığı bir başka döneme giriyoruz. Soruyu aslında şu tarafa doğru bir soruyla çok iyi paslayabiliriz. Mesela savaşmaya ihtiyaç duymayan hatta yakın zamana kadar savaştığı topluluklarla birlikler kurma yoluna giren insanlar ne tip insanlardır, hangi tip topluluklardır diye. En yakın örneği Avrupa Birliği mesela. Yani daha bundan 50 sene önce, 60 sene önce dünya savaşlarının bilmem kanları daha ortalıkta ıslak ıslak dururken bir değişim başladı. Mesela bunlar üretime geçtiler bu ülkeler. 20. yüzyılda milyonlarca insanın katledilmesine sebep olan o savaşların tarafları şimdi Avrupa Birliği diye bir şey altında bir araya geldiler. İşte birlik anlaşmaları imzalıyorlar. Ortak para birimlerine geçtiler. Ötekiden ziyade birleşme. Peki bunu sağlayan unsur ne diye baktığımızda zenginleşme. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani mal ürettikten sonra, değer ürettikten sonra bunu koruma yolunda başka bir davranış biçimini organize edebiliyorsun. Ama sen üretmiyorsan sen üretimin nasıl yapacağını dahi bilmiyorsan, var olan eski yöntemlerin dünyada geçer akçe olmuyorsa, bir şekilde senin ülkünü, senin idealini, senin inancını ya da peşinde koşmaya çalıştığın hedefi kimse satın almıyorsa ve sen biraz yalnız başına kalıyorsan ne yapıyorsun? İçe kapanıyorsun. Kendi yağında kavrulmak gibi bir şansın da olmadığı için Anlamsız bir ikilem içinde kalıyorsun. Yani Hem bütün dünya düşman, bu arada 21. yüzyıldaki İrlanda'dan bahsediyorum. Hem dış ülkelerin çoğu düşman, bizim bizden başka dostumuz yok diyor İrlandalar. Öyle davranıyor genellikle. Ve bir taraftan da herhangi bir üretim yeteneğin doğru olmadığı ve var olan üretim yeteneklerini de hızla kaybettiğin için birçok şeyde dışarıda bağımlı hale geliyorsun. Yani düşmanından satın almak, düşmanına bir şeyler satmak gibi bir takım ilişkiler içerisinde de kompleks bir yapıya giriyorsun aslında bakarsan. Şöyle basit bir durum var ya. Yani bunu aşmanın, bu, bu şimdiye kadarki anlattığın süreci aşmanın yöntemi gerçekten hani artık bilimsel olarak masada ölçek halinde biliyoruz. Kalabalık bir grubun organize çalışmasıyla mümkün. Bir, bir organize olmamız gerekiyor. Şimdi bunu fark ettikten sonrasında ötekileşmeyle ya da bir başkasıyla savaşarak kendini korumaya çalışmaktansa bir başkasıyla bütünleşerek üretimi çoğaltmak Hani bu basit şeyi bilmek gerekiyor. Ya, yani işte koronadan korunmak için bilmen gereken 14 kuralı nasıl bu basitlikte biliyorsan atıyorum. Hani bu da bu, bu basitlikte bir hikaye ya. Bu şimdi muhtemelen şöyle bir şey olabilir mi acaba merak ediyorum. Biz hormonal ya da zihinsel ya da nörolojik olarak buna uygun olmayabilir miyiz? Yani olacak. Orca... Bu biraz önce anlattığım şeyi. Görebilmek için ortalama bir zeka yeter. Bilmem ne uzmanı olmana gerek yok bunları görebilmen için. Soru şu, senin dediğin doğru bir mantık. Öyle olmasındansa birlikte olmak daha rantabıl, daha kolay falan ama karlı. neden yapamazsın? zihinsel anlam dünyan ve hikayen bunu uygun değilse bunu bir opsiyon olarak alamazsın. Şimdi ben bunu mesela bu videomuz yayınlandığında altındaki yorumları okuyalım beraber. Yani bizim takipçiler mesela açık beyin takipçileri hakikaten açık beyinli insanlar izliyor olmasına rağmen onların bile arasından şu çıkacak. O tabii senin tuzun kuru işte dünyanın bütün güçleri üzerimize çullanmış bilmem ne falan filan. Sen neden bahsettiğini biliyor musun? Şimdi makul seçenekler arasında makul seçimi yapabilmek için makul bir zihinsel durumda olmak lazım. Biz makul bir zihinsel durumda değiliz. İrlanda hiç değil. Yani İrlanda'nın zihni durumu çok daha kötü. Ve insanlar genellikle maddi sıkıntı, güvenlik sıkıntısı, gelecek endişesi ve belirsizliği yaşadıkları zaman atavi hallerine dönerler, regresi olurlar. Mesela bizi çok korkutan bir şey bizi çocukluğumuza döndürür. Çocuk gibi mızmızlanmaya başlarız ya da dona kalırız. O erişkinlikteki şeylerimiz gider. Nasıl diyeyim gücümüz, iktidarımız, karizmamız bir anda yerle bir olur. Ya oturup bir köşede ağlamaya bile başlayabiliriz. Aynı bu şekilde toplumlar da regresi oluyorlar. Ya mesela olmuyor. Avrupa'nın en kalabalık genç nüfusuna sahip bir ülke var. Ve bu ülke yani Avrupa'da herhangi bir ülkenin yaptığı üretimin yüzde birini yapamıyor birçok alanda. E dolayısıyla bu kadar insanı bir yere istihdam edemiyorsun. Bu kadar yaratıcı güce bir kanal bulamıyorsun. E ne yapacaksın? Doğal olarak aklına gelebilen ilk opsiyon. Çünkü öbürü bak senin dediğin işbirliği yapmak için bir iş lazım. Yani ne işte işbirliği yapacağız? Yani ortada bir proje lazım. Yeni bir nesnel hedefler dizisi lazım. Bir efendim politika lazım işin arkasında. Mesela benim 45 yıldır hatırlıyorum bu memleketi. Yani hadi 40 yıldır diyelim. İlk 9-10 yaşımı geçelim. 40 yıldır bu memleket bir şeyleri millileştirmeye çalışıyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Millileştirme, ya başka birinin yaptığı bir şeyi millileştirmeye çalışıyoruz biz. tabi İrlanda'da durum daha kötü. Allah orası gibi yapmasın ama. Bizim, <laughs> ulan yemin ediyorum İrlanda Başbakanı daha nota verecek bize. Nefçim konuşuyorsun sen falan diye. Yok abi artık mahlas kullanmayacağım. Bizim burası böyle. Rahat edemiyorum çünkü yani. Direkt gibi. <laughs> İrlanda iyidir, iyidir. İr İrlanda öyle devam ediyor. İrlanda gidiyor. güzel. Şimdi bu gibi bir kafaya baktığın zaman yani her şeyi millileştirme çalışması niye bu kadar gündemimizi işgal eder? Çünkü orijinal üretimin yoktur senin. Mesela peynirin, şarabın, efendim balın, ne bileyim buğdayın, ekmeğin falan filan ana vatanında yaşıyorsun. Bir tane bunlara dair dünya markan yok. Yok. Mesela Cem Mumcu çok sinirlenir böyle bir şey. Her sohbetimizde konusu açılır. Falan bilmem nerede bir köy var. O köy 300-400 senedir aynı içeceği üretiyor. Şarabı ya da peyniri ya da bir şeyi. Lan Onun adıyla gidip peynir alıyorsun, o köyün adıyla gidip şarap alıyorsun, o köyün adıyla bir şey satın alıyorsun. Bizde her şey yorsan, her şey pınar, her şey fabrikasyon. İşte bilmem ne oğlu firmasının yaptığı ezine peynirini yiyorsun, aynı firmanın yaptığı çedar peynirini yiyorsun. Yani yerel hiçbir şey yok çünkü. ...üretim mantığı bizi terk etmiş durumda. Bu dünyaya orijinal bir katkı yapma ihtiyacı terk etmiş durumda. Bu Türkiye eleştirisi bir tarafa, bu bizim bir halimizin resmi. Bunu görmek bir şey, bunun dinamini anlamak başka bir şey. Burası bedel ödemedi. Bak insanlık nasıl öğreniyor daha insan olmayı? Hayvani davranışlarının bedelini çok ağır ödediği zaman... ...diyor ki lan bir dakika bir durum var... 10-15 sene boyunca sadece patates yiyerek günde bir öğün patatesle beslendiği için Danimarka hala her öğünde patates yiyor ve patatesin kıymetini çok iyi biliyor. Ve sosyal düzenin birbirine karşı saygının birlikte hareket etmenin birleşmenin konsensüsün ne kadar üretici bir şey olduğunu bu acı tecrübelerinden sonra keşfettiği için ona dört kolla sarılıyor. Bunun göstergesi nedir? Toplumsal alanı etkileyen Kural ihlallerine hiç acımaları yok. Öyle bir yaptırımları var ki yani Amerika'da çim biçmemenin cezası 400 dolarmış abi ayıptır ya. Ayıp 400 dolar. Bahçendeki çimi biçmedi mi? İşte Selçuk Şirin anlattı geçenlerde. Yani bir Türk arkadaşına bırakmış. O da nasılsa bir şey olmaz demiş. Belediyeden şahak geçirmişler 400 doları. Neden bu kadar sertler? Çünkü orayı muhafaza edemezsen birliktelik çöker. Beraber hareket edemezsin. Bizim burada ve da son derece gevşektir. Yani bunlar affedilir. Bunlar işte yolun kenarına park etmiş. Olsun canım. Biraz böyle komiser yukarıdan bugün göz açtırmayın dedi mi bol bol ceza yazılır. Ertesi gün genel tek sıra arabalar zaten üç şeritli yola park eder. O toplumsal hak ihlali bizi ilgilendirmez. Çünkü bizim birlikte bir şey üretmek gibi diğeriyle diğerinin işini kolaylaştırma zorunluğu gibi bir takım kültürümüz ülke olarak oturmamış durumda bu oturmamış halde nereye gideceksin? Temel mekanizma seni nereye götürür? Regresi olacaksın. Yani geriye gideceksin. Savaş çüküldür. Dün işte bütün dünyaya başka bir ideoloji satacaktık. Kimse onu almadı yemedi. Bugün başka bir ideoloji satmaya çalışıyoruz. Onu da kimse yemiyor. Kendi içimizde böyle coşkular, bir takım törenler, işte diziler çekiyoruz harika. Dün Kurtuluş, Mustafa Kemal'ler, bugün Dirilişler, Alpaslanlar bir şeyler çekiliyor. Bir şeylerin goygoyundayız ama ne yaptığımızın da çok fazla farkında değiliz. Ben bu diziler, arada... Diziler, konusunda fena değil. Satıyoruz ya. Yani. 180 ülkeye şey satıyormuş. İşte şeyi satıyoruz. Mama satıyoruz. Mama. Tohum yok. Mama satıyoruz. Yani çektiğimiz diziyi adam çünkü o diziyi seyrettiğinde senin kültürün hakkında bilgilenmiyor. Gayet güzel bir eğlence izliyor orada. Yani ve hakikaten bayağı da masraflı çekiliyor artık diziler. Buna iyi para yatırılıyor. Ama mesela dizilere harcanan bütçenin ne bileyim böyle bir argeye yatırıldığını düşünüyorum biraz eğitime falan. Yani öyle ütopik düşünceler geliyor insanın aklına. Tabi bunlar uzun vadeli proje işleri. Dediğin gibi o mantığı güdebilmek için o insani deneyimle biriktirdiğin bir zihinsel yönelime ihtiyacın var. Bu hal iyi değil, bu hal beni bir yere götürmedi şimdiye kadar. Dolayısıyla şunu yapmam lazım. O kadar kazık yememişiz biz. Bunu da eğitimini organize etmek mümkün değil mi Yasin Hocam? Değil. Yani ben, benim, benim yola çıkışlarım... Benim, benim, için da... artık değil. Bak ben şunu yapmaya gayret ediyorum. Ve sen bizi yani yakinen biliyorsun da bizi izleyenleri anlatıyorum. Ben yıllarca buna inandım. Yani dedim ki Tek tek insanlara anlatırsam bir şey olur. Öyle olmuyor bu iş. Şimdi eğitimi alabilecek olan insanlar benim yaşadığım yerde var ya. Yani bu eğitimin fikrini anlayıp ona göre yapabilecek insanlar var. Fakat topluluğun geneli bu vasatta olmadığı için bir taraftan da topluluğun vasatını yükseltecek bir şeylere ihtiyaç var. Bu öncelikle bu topluluğu para kazanır, değer üretir bir hale getirmek de olacak. Bunun için yeni fikirler, yeni projeler ortaya konacağı mecralar lazım. Görün isterdi ki ben 10 tane günüm olsun bir gün içerisinde. Bunların hepsine vakit ayıramıyorum. Benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Mesela bu ülkede yapılmış her türlü arge çalışmasını, her türlü yer mis sermaye meselesini, işte geçenlerde bizim Şöhret'in şirketinin yaptığı gibi olan şeyleri nazara vermeye çalışıyorum. Niye? Bak bu da yapılıyor. Hadi birileri bunu da yapsın. Efendim bir taraftan seninle beraber işte sivil toplum kuruluş onlar bunlar hayırlı iş yapanlara saldırıyoruz bak bunlar da var güzel şeyler oluyor ve bir taraftan da bildiğimizi anlatıyoruz bilenleri bir yerde toplamaya çalışıyoruz bunlar devlet politikası olması gereken şeyler ama devlet bunlarla uğraşmadığı zaman anla ki ülkenin başka bir ajandası var tek umudum şu ben bunu artık açık açık söylüyorum ben beyin ve davranış anlattım kaos teorisi anlattım doğayı anlattım anlatmaya devam edeceğim beni dinledikçe insanlar başka bir dünya talep edecekler. Ve ona ulaşana kadar anlatmaya devam edeceğim. O talep ettikleri dünyada böyle saçmalıklara yer olmayacak. O talep ettikleri dünyada yeterlilik olacak, liyakat olacak. Efendim gözü açıklık ama üçkağıtçılık anlamında değil. Fırsatlara gözü açıklık olacak. Adaptasyon olacak. Aklını, gönlünü, sezgisini beraber kullanabilme olacak. İnsanlara diplomalarıyla değil yeterlikleriyle yaklaşıldığı bir vasat olacak. Bu olacak. Başka çare yok. Duyuyorum. Batarsın. Bunu da eklemek istiyorum oraya. Sağduyu olacak. Sağduyu. Aynen sağduyu olacak. Ve bunların hepsi eğer insanlarda en azından bir %20-25 bandında yankı bulursa, öyle %100'ün olmasına gerek yok, o yönetim talebi her şeyi şekillendirecek. Siyasetçiyi de şekillendirecek. Ben şimdi siyasetçiye kızamam. Herkes siyasetçiye bağırıyor. Adam ne yapsın? Ortalamamız bu işte. Yani bu çıkıyor. İrlanda'dan bu çıkar abi. Ne olacak? Yani başka ne bekliyorsun? Yani gelip de Aziz Sancar mı bize liderlik yapsın? Olmaz. Adam Amerika'da çalışıyor. Bunun bir sebebi var yani. Ya be, toplum mühendisliğini çok yürümediği ya da işlemediğini ya aynen öyle. ediyoruz arka tarafta ama yine de buna rağmen yani toplumsal anlamda buna az, daha az yani savaşmaya, ötekileştirmeye, ayrışım, ayrım oluşturacak bir dille bakmamaya daha uygun bir altyapıyı kurmak mümkün gibi geliyor bana yani. Mesela şunu fark ediyorum. Yeni gelen kuşakların içerisinde, yeni çocukların içerisinde daha uluslararası bir zihniyle bakıyor olmanın getirisi, daha yüksek çeşitlilikle bakıyor olmanın getirisi, klasik kariyer tuzaklarına düşmüyor. İşte zaten muhtemelen bir kentte ya da bir metropolde doğduğu için, daha çok çeşitliliği gördüğü için onları ötekileştirmede daha zayıf yani ile alakalı faaliyetleri, zihinsel gelişimi daha zayıf falan. Daha az savaşmaya yatkın gibi görünüyor. Hani bir sonraki kuşakla alakalı bir şeye bakarken. Bir sürü Z kuşağı negatif öyküsü koruyoruz ama pozitif öyküsü de var bir taraftan. Ve böyle gelişiyormuş gibi görünüyor. Yani bunu modelleyerek, buradaki durumu ya da duyguyu modelleyerek daha birlikte çalışmaya uygun bir zemin kurmak, Birlikte çalışmaktan kastım gerçekten üretebilir olmak, birlikte bir şey üretebilir olmak. Bu yaratıcı bir şeyler de üretebiliriz. Ekonomik altyapıda bir peynir de üretiriz işte yani bir şeyde kültürümüzü üretebilir durumda olmak mümkün gibi geliyor. Yani buna biraz temel güdümüz mü defans verdirtiyor sorarak başladım aslında. Sen o konuyu hızlıca geçtin. Yani bunu, bunu yüzden, bir, aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Regrese olmak diye belki orayı biraz açmak lazım. Abi her toplum fabrika ayarına dönüyor kriz durumunda. Mesela Bahsettiğimiz ülkeler iyi ve kötü örnekler kötü örnekler kriz durumunda regres olmuş iyi örnekler krizlerini atlatmış ve üretime geçmiş olan topluluklar. Yani bu açıdan baktığında sürpriz bir şey yok o şu anda ileri ülke aman ne medeniyet ferifler ne inovasyon yapıyor dediğimiz yerlerde homo sapiens betikusu yok yani o da homo sapiens biz de homo sapiensiz hepimiz aynıyız o başka bir tür değil. Dün yeni çıkarttım bu arada. Hemen <laughs> farkı bakıyor. <laughs> <dakiye kadar zaten. gülüyor> o zaman bir alt yazı Homo sapiens dümbedikus. <laughs> dümbedikus diye yazıyor. Başka bir tür değiller. Bizimle aynı şeyler. Farkı yaratan şey insanın tabiatı. Güvensizsen, mal mülk problemin varsa, gelecek endişen varsa, savaşçı, ötekileştirici, içe kapanıcı, faşist, yobaz, hedöz, hödöz bir şey olursun. Çünkü Bak yani dünyanın kriz dönemlerinden birindeyiz. İşte dünya otoriter liderlerle doluyor işte böyle. Yani bu insanın tabiatıyla alakalı bir şey. Biz bir kere dünyadaki aslında mesela bizdeki yokluğu aslında yokluk demeyelim ona da kısıtlılığı yaratan şey birilerinin savurgan yaşaması bunu da biliyoruz. Şimdi o savurgan yaşama bir kızgınlığımız var ama bu bizim üretimimize ket vuruyor ve neden kızdığımızı da çoğu zaman bilmiyoruz. Dünyaya bizim, benim yaşadığım ülkenin genel kültürel kodları gereği çok önemli vaz edebileceği şeyler var. İşte biz bunları da bağıra bağıra anlatmaya çalışıyoruz. Ya bu dünya öyle yiyip içip çatlayana kadar semirme yeri değil kardeşim. Yani az yiyeceksin burada yani ölçülü yaşayacaksın. Ekolojik ayak izini küçük tuttuğun müddetçe mutluluğun sürdürülebilir olur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte güneşinle doğa 101'e başladığımız zaman esas işin arka planda yatan bu iş olacak. Doğa 101 diye bu arada arkadaşlar geliyor çok çılgın bir program takipte kalın. Güneşin Aydemir'le beraber yapacağız onu. Bu... Dünyaya vaz edebileceğimiz bir şeyken dünya bunu bilmiyor diye kızasımız geliyor. E anlatmadın, göstermedin, yapmadın. Bizim mesela bizimki gibi topluluklar neden düşman biliyor musun bazı topluluklara? Onun gibi yaşamaya imkanları yetmediği için. Sen bugün biz gördük işte yani Türkiye'de kaynak, kaynak almak yani işte savaş ekonomisi diye üzerine yaptığımız hikaye alanda yani, abi başka... açık açık bir şey söyleyeyim bak yani bu Türkiye'de bu fazla söylenen bir şey değil ancak böyle müzmin muhalifler bunu çok fazla söylüyor ama bu ülkede İslamcı dediğimiz gruba ait insanlar yani İslam'ın temel kavramlarını ideolojik düzeyde benimsemiş olduğunu varsaydığımız insanlar savurganlığın en büyüğünü sergiliyorlar. Yani en büyük arabalar, en şaşalı düğünler, en işte para harcamalı aktiviteleri bu insanlarda görmen oksimoron yani böyle böyle bir şey olmaması lazım ama Anlıyorsun ki mesela ideolojik yerin etiketi değil. Bu ülkede bir açlık var. Bu ülkenin tek derdi o dünyayı sömüren ülkeler gibi kaynak sahibi olup sömürüye kendileri devam etmek. Yani böyle bir zihniyetle zihinsel kodla yerleşmiş. Geçenlerde e, Metin Bobaroğlu ile yaptığımız yayında dedim yani sen bu kadim Anadolu ülkeleri, yerel ülkeler diyorsun falan ama burası dedim hiç böyle davranmıyor. Niye böyle tek kelimelik bir cevap verdi. Çok iyi formasyon dedi. Yani kafa formasyonu buna müsait değil. Adam o bilgiyi alıp şişenin dibinden anlıyor ve oradan uyguluyor. Yani sadece benimkini zengin etmeyi mesela refahı paylaşmak zannediyor. Kendi taraftarını zengin edecek bir ya da işte onu istihdam etmeyi davasına hizmet sanan çarpık bir formasyon var. Çünkü hep ülke içinde de dünyada da hep bir öteki var. Hep savaşılacak biri var. Savaş psikolojisi insana her türlü her herzeyi haklı gösterir. Savaş böyle her şeyin yapılabileceği bir yerdir. Ama bu formasyon değişir işte. Bu formasyon zamanla değişir. Yani ikna ederek değişmese bile bu nesil ölünce mecburen değişir. Bunlar ölecek yerine yenisi gelecek abi. Bak mesela şimdi Boğaziçi protestolarında bak. Yani Boğaziçi'nde şimdi ciddi bir tantana dönüyor. İşte biz bu videoyu çektiğimiz sıralarda biraz soğumuş olsa da. Öğrenciler gözaltına alınıyor işte rektör istenmiyor şu bu falan filan. Ya bakıyorsun normalde eski Türkiye'nin polarize durumlarına çok benziyor. Taraflar da belli gibi. Lan protesto eden çocukların neresi yarısı başörtülü falan. Ne oluyor diyorsun yani ve bu çocuklar kamera önüne çıkıyorlar. Ya yani bunlar muhtemelen İslamcı ailelerin çocukları. Protesto çekiyor çocuk. Ben diyor senin hayatıma müdahaleni istemiyorum diyor. Şimdi bu zaten bir değişimin göstergesi. O şey kayıyor artık. O çocuklar mesela regrese değil e, ileri gitmek istiyorlar. Yani başka bir şey yapmak istiyorlar. Bu kalabın dışına çıkmak istiyorlar. Bu da doğal olarak olacak. Fakat sorunumuz mesela ben bunları anlatınca ben toplumuma kızdığım için anlatmıyorum bunlar değiştirmemiz gereken tespitler olduğu için ve tamamen bilimsel temelleriyle masaya koymamız gereken şeyler. Biz bunu böyle yapıyoruz çünkü durum budur. Yapacak bir şey yok. Yani kime küfredeyim? Bugün mesela bu tip uygulamalara hı bağıranlar dün aynı kişiler ben oradaydım. Aynı şeyi onlarınkiler yapınca e, lazım ama devletin bütünlüğü diyorlardı. E şimdi demek ki taraflar değişse de kalıplar değişmiyor ve bu kalıplar değişmediği için biz bunun mekanizmasını anlamak zorundayız. Ve işte burada önerim bilim iyidir. Yani nörolojik kısma, evrimsel kısma, ideolojik kıstaslar olmadan bakarsanız maymundan farklı bir şey yapmadığımızı göreceğiz. Yani net olarak böyle söyleyince de sert geliyor ama ne yapayım böyle yani. Ve hadi son cümlesinde böyle tamam Maymundan farklı bir şey yapmadığımızı göreceğiz ve bunu fark edip buradaki oluşan güdülere karşı iyi bir eğitim, bunu denetleyebilecek bir irade güç, kendini tanıma becerisi gerçekleştirirsek ancak bunu değiştirebildiğimiz bir ikinci kuşak oluşturabiliyor. Aynen öyle ve şunu da söyleyeyim. Mesela YouTube'da bir video bu. Şimdi birileri bir YouTube'da video izliyor. Bir YouTube'da videoda bu konuşulabiliyorsa eğer, yani bu varsa, bu insanlara ulaşıyorsa, burada şikayet edilecek fazla bir şey yoktur. Bunlar konuşulmaya başlanmıştır şikayet etmek tembelliğin kitabımda da yazdım yani insanın fabrikaları üçte var bu şikayet etmek tembelliğin garantisidir seni harekete geçirmez bu videoda bunu iki tane kerli ferli adam oturmuş bağıra çağıra konuşabiliyorsa bu ülkede birileri tutup da aklına her şeyi protesto edebiliyorsa bir şeyler yapılabiliyor demektir önemli olan protesto kültürünü bir tarafa koyup ben protesto ediyorum da yerine ne koyayım düşünecek birilerini bulmak. Yani tamam herkes düşünmesin eyvallah birileri de sokaklarda bağırsın ama birileri de çıksın kardeşim bu yanlış ama doğrusu şudur desin ona göre bir öneri ortaya koysun biz de onu takip edelim. İnsani olan, kortikal olan, yüksek zihinsel işlevlere dair olan kısım burasıdır. Yanlışı her türlü zeka görebilir. Çözümü ancak akıllılar ortaya koyabilir. Dolayısıyla bizim akıllılara ihtiyacımız var. Daha ne diyebiliriz? <laughs> <laughs> ben de öyle konu öyle şeyler söylüyorum varmış. ki itiraz edince de insan bir tuhaf oluyor değil mi? Yani be benim ta benimle tartışmayla ilgili ben bunu hissediyorum mesela. Biraz ateşli olmam bir tarafa bu konularla ilgili. Yani ben bayağı inanmış bir adam anlattığı şeyler ama öbür taraftan da gerçekten bilimin tehlikeli olduğunu görüyorum. Yani yeterince ateşli birinin elinde yeterince bilim olursa valla çok sert söylemler üretebiliyorsun ama gerçek bu. Yapacak bir şey yok. Ya bu, bu sohbetin ana akışının böyle olmayacağını düşünüyordum. Sen bambaşka bir yerden coşkuyla... Abi çünkü, çünkü <laughs> bak, çünkü ben de insanım. Tamam mı? Bu bu kadar bildiğin şeyi bazen böyle ayrıntılı ayrıntılı anlatarak ne elde edeceğini tahmin edebiliyorsun, anlatıyorsun falan ama Bazen de diyorsun ki abi bir sonuca gelelim gözünü seveyim yani şunu bir görün artık. Şimdi mekanizmayı anlatıp insanların sonuca ermesi bir zaman alıyor ama bazen de abi işte bu işte ya diyesin geliyor anlatabiliyor muyum? Bu yani yaşadığımız şey aslında tam bir demonstrasyon. Dolayısıyla beyin ne yapsın? O da emir kulu. <laughs>